Türkiye ve Malezya arasında geçmişi uzun yıllara uzanan dostluk ilişkisi, savunma sanayisindeki stratejik işbirliğiyle daha da güçlendi. Savunma sanayisinde var olan ilişkilerin ilerletilmesi, iki ülke ilişkilerinde her zaman üst sıralarda yer aldı. Türk savunma sanayi, Malezya'ya bugüne kadar çeşitli kara, hava, deniz platformu ve silah sistemi ihraç ederek sahip olduğu ileri teknolojilerle dost ülkenin savunmasının güçlenmesine katkı sağladı. 20 yılı aşkın süre önce FENSES'e Adnan zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe aracı ile başlayan Türk savunma sanayi ihracatları, AV-8 Gempita, muhafız 30 mm uzaktan komutalı stabilize top sistemi, Anka insansız hava aracı gibi bir dizi ürünle devam etti. Bunlara son olarak kıyı görev gemisi olarak 3 korvet eklendi. Malezya için özelleştirilen korvetler, Güneydoğu Asya'nın özel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik optimize edilecek. Gemilerde Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm muhafız uzaktan komutalı stabilize top sistemi, Cenk 3D arama radarı, RS 2D su üstü radar elektronik destek sistemi, Akrep atış kontrol radarı, ÇAF aldatma sistemi, dost düşman tanıma sistemi, İFF ile diğer elektronik sensörler, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca gemi savar füzesi, Havelsan tarafından geliştirilen Advent savaş yönetim sistemi ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99.56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak. Malezya ile Türkiye arasındaki bu işbirliğinin ilerleyen dönemde 5. nesil savaş uçağı Kaan, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, genel maksat helikopteri Gökbey, taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak gibi platformlarla daha da güçlenmesi hedefleniyor. Malezyalı askeri ve sivil üst düzey yetkililer de Türk Havacılık Uzay Sanayi'ne yaptıkları ziyaretlerde bu hava platformlarına ilişkin ilgi ve beğenilerini ortaya koydu.